Arkadaşlar bugün etli türlü çekeceğiz. Etimizi tencereye attım. Kanlı suyunu süzdürdükten sonra etimizi iyice kavurdum. Turnumuzun etini iyice kavurduk. Şimdi soğanını katacağız. Arkadaşlar etimiz soğanımız kavruldu. Her zaman söylediğim gibi etimizin daha çabuk pişebilmesi açısından önce suyunu vereceğiz. Etimizin pişmesi yaklaşınca diğer malzemelerini katacağız. Arkadaşlar etimizin daha çabuk pişebilmesi için ben suyla ilave ettim. Biraz etimizi yerinden oynattım. Şu anda etimiz belli bir kıvama geldi. Pişmesi yanaştı. Fasulyemizde havucumuzu kattık. Eğer ki fasulyemiz süreç değil de normal bir fasulye olsaydı eti kavurduktan sonra tekrar havuçla ve salçayla kavuracaktım. Şimdi bunu pişirmenin bir özelliği daha var. Eğer ki etimiz yumuşak olsaydı et kavruktan sonra fasulyesini, havucunu hepsini beraber kavurur salçasını katırdık. Ama benim etim biraz sert olduğundan dolayı bu şekilde pişiriyorum. Sonradan katıyorum. Arkadaşlar taze fasulye, havucumuz olmak üzere. Şeye gidiyorum ya. Salçasını verdik. Şimdi bir 10 dakikada salçasıyla karıştıracağız. Daha sonra patatesini vereceğiz. Aslında bu yemeğin sağlıklı olanı salçasının içine kavurup da atmak. Ama bizim yemek porsiyonu çok fazla olduğundan dolayı bu şekilde attık. Güzel bir şekilde kaynatırsak bir sorun yaşamayız. Salçamızı iyice kaynattık yemeğimizle beraber. Şimdi bezelyesiyle patatesini katıyoruz. Patatesle bezelyenin pişme süresi aynı olduğundan dolayı beraber katıyoruz. Arkadaşlar bir taşım kaynatacağım. Patatesler hafiften yumuşamaya başlayınca diğer malzemelerini katacağım. Arkadaşlar patateslerimiz oynamaya başladı. Hafiften yumuşamaya başladı. Şimdi kabakla batıcanını katacağız. Bunların pişme süresi aynı olduğu için beraber kattık. Buna fazla su vermeyeceğiz. Sebzeler suyunu bırakacağından dolayı şimdi kapağını kapatıp kaynamasını bekleyeceğiz. Ara ara karıştıracağız. Ara ara karıştıracağız bunu. Sebzelerimiz suyunu bırakana kadar
Yoksa yarısı iri yarısı diri olur. O hesapta yani. Şimdi tekrar kapağını kapatacağız. Arkadaşlar patateslerimiz, patlıcanlarımız olmak üzere. Şimdi biberlerini kapıyoruz. Domatesleri. Bir taşımda bu şekilde kaynatıp altını kapatacağız. Baharatlarını atacağız. Etli türlümüz oldu. Şimdi baharatları burada. Pul biberi, tuzu, karabiberi. Sarımsağını da en son katıyorum ki kokusu daha net çıksın, daha keskin olsun diye. Yemeğimizin altını kapatıp sunum tabağına alacağız.